Merhaba arkadaşlar, Oyundaş Şafak. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adana merkezden tam 156 km ötede Cinli eve gezeceğiz arkadaşlar. Burada bir yerleşik hayat var, burada bir köy var ve biz bu öykü arkadaşlar köydeki insanlardan, geçmiş olan insanlardan, dayılardan öğrendik ve terk edilmiş eski fabrika olarak açılacak yerleşik binaya gideceğiz arkadaşlar. Hikaye geri orada bir tane kız cesedi bulmuşlar ve kız cesedinden sonra tuhaf olaylar, paranormal olaylar çıkmış ve bunun da cinlerle alakalı olduğunu ve birkaç görüntüler elde etmişler arkadaşlar. Biz de şimdi o terk edilmiş binaya giderek biz de burayı inceleyeceğiz. Hadi şimdi yola geçelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi o terk edilmiş binaya gidiyoruz. Gerçekten şimdi zifiri karanlık ortalık. Şu anda iki tane fener açıldı, hadi böyle gözüküyor. Gerçekten korkuyoruz. Ne olacak? Hiçbir şey yok aramızda. Bir tek havalı tüfek, dediğim gibi iki tane fener var. Ve söylentilere göre gerçekten çok korkunç bir yermiş. Hem de gece zifiri karanlıkta ne olacağını hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, görüşürüz. Şimdi arkadaşlar terk edilmiş yere geldik. Şu sadece dış binası. Bir de orada tamamen kadının cesedi olduğu yer var. Şimdi oraya gideceğiz. Burası arkadaşlar ilk başta fabrika olarak açılmaya çalışılmış. Hatta burada fabrikanın temelleri, demirleri var arkadaşlar. Şimdi burası boş. Buraya sana gösterecek pek de bir şey yok. Buralarda bir şey, iskeleti var. Bizim asıl gideceğimiz yer tam şurada arkadaşlar. Bir kulübe gibi bir yer var. İçi geniş. Hani bir sorduğumuza göre işte sabah bir de... ziyaret ettik nasıl bir yer diye. Baya korkuyoruz şu anda. Hatta burası dışarısı alan bile açık alan bile arkadaşlar bize Yusuf Yusuf etmeye yetiyor. Bir de içeri ne olacak çok merak ediyoruz. Şu an zaten hiçbir şeyimiz yok. Bir de telefonu da çekmiyor. Başımıza bir bela geldiğinde arayabileceğimiz bir yer de yok. Çünkü çekmiyor yani. Issız bir yerdeyiz şu anda. Şimdi arkadaşlar o içeri girdik. Baya bir dışta fremantlık bir şey var mı diye. Şimdi ise binanın içine geleceğiz. Yanında Mete kardeşim var ve havalı tüfeğimiz var, ne olur ne olmaz diye tüfekle bizi az da olsa koruyacağını düşünüyorum. Bina varsa arkadaşlar biraz şey olabilir, arkası var bir de, bazı yerleri kilitli. Hani önlemişler duvarı, çivi falan çarpmışlar, tahta çarpmışlar. Oralara giremesek de kamerayı içeri sokmaya çalışacağız ne olduğunu görmek için. Giriş kapısı hemen burada arkadaşlar, giriş kapısını da kapatmaya çalışmışlar ama sonunu geri açmışlar. Hani birazcık tahtayla örtmeye çalışmışlar ama kırılmış. Niye kırıldıysa, kim kırdığını bilmiyoruz. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım içeri ne var, ne yok. O gizli yerleri çok merak ettim ama asla bakmadan şimdi kamerayla size göstereceğim. Video içeri geçmeden önce Mete kardeşim olanlara... Kameranın arkasında görünen kısımda fabrikanın temelleri var demir şekilde. Ve biz daha işte 6 yaşındayken falan durdu. Bundan işte 2-3 sene önce de ben hikayesini bir büyüğümden dinledim. Fabrikanın yarıda kalmasının sebebi şu. Bu fabrikanın sahibi, yani bunu yaptıran, her şeyin sahibi buradakinin. Şey diyor işte, bir tane bile hısımlı biri var. Neyse, bunu öldürttürecek, tamam mı adamların? Topuna sıkın diyor, tamam mı? Hani öldürün demiyor. Neyse, bu... Kameranın arkasında bir yol var, tesise giden. Oraya yakın bir yerde adamları öldürüyor. Buranın sahibi. Adamlarını öldürüyor, öldürttürüyor kısmını. Ondan sonra, o günden sonra bu fabrikada işte yapım duruyor. Adamın mahkemesinden dolayı. Ondan sonra burada hiçbir şekilde bir çalışma devam etmiyor. Şimdi içeri gireceğimiz yerde de o günden sonra ne alamettir ki kimse daha bilmiyor bunun hani sırrını, hani bu şekilden dolayı böyle olmuştur denmiyor ama o günden sonra bunu 3-4 defa bu evde hemen buradan 50 metrelerde birileri oturuyor. Garip sesler geldiğini, hani bir hayvanın sesinden başka bir ses geldiğini iddia ediyor. Ama tam da o olaydan sonra oluyor bu ve öldürülen adamlar da buraya çok yakın mesafede. Bunun hikayesi budur. Ben de artık diğer insanların bu laf arasında geçen söylemlerin yalancısıyım. Şimdi Mete kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bizi hikaye anlattı. Hiç o da ben yerlisinden arkadaşlar burada oturan kardeşim sağ olsun, rica ettim. Geldi bana yardım etti. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Bu arada eğer tiz bir ses gelirse kusura bakmayın. Çünkü çok yakında bir akarsu var arkadaşlar. Bu akarsunun sesi dolayısıyla. Hani onu da yapabileceğim bir şey yok. Suyu da durduramayacağıma göre oraya sizden çok özür dilerim. Hadi şimdi içeri geçelim. Şimdi arkadaşlar
İçeriye giriyoruz. Pek fazla ses çıkarmak istemedim. Şu dış kapıdan içeriye girdik. Önce kameraya sokacağım. Ya bak, biliyorum videoda küfür etmemem lazım ama. Hayır, küfür edersen sansürlerim. Sıkıntı yok. Sabaha kadar et. Şu an bu normal arkadaşlar. Şu an burada hiçbir sıkıntı yok. Sadece bu giriş kapıdan sağda olan bir taraf. O da kırmızı eldiven mi lan o? Şimdi bakın buraya da bir kapı yapmış herhalde de kapıyı da sökmüş herhalde. Şu an bilmiyorum burada hani bir şey var mı burada, dur bakayım. Saniye, ben fazla durmak istemiyorum. Kardeş ben de durmak isteyeyim ama buraya kadar geldik, emek ettik. Buraya da sanırsam bir lavabo olacakmış, tuvalet gibi. Ama neyse tarafta bir samanlıkla bir bazı şeyler var. Sakın arkana bakma, çok ürkütücü. Bakma, sadece bakma. Niye? Bakma yani, bok gibi ürkütücü. Altıma az önce. Baktın mı sen? He? Baktın mı arkaya? Bak burada da... Baktım da bakmaz olaydım. Niye lan? Bok ürkütücü. Ciddi misin sen? Hayal ürkütücü, bakma. Ah, karanlık diye mi? Kamera zaten görmez mi? Hayır, çok ürkütücü karanlık falan. Aa, bir de işte burada... Sanırsam ya olay ya burada olmuş arkadaşlar. Neti nerede olmuş sana hiç söylediler mi? Hiç... Yani... Şurada olabilir bak, orada çünkü ama, kapalı. Hani kesin bir bilgi yok ama olay işte tam... Oğlum şu an nasıl korkuyorum bilemezsin. Baksana etraf böyle kapat. Buraya cidden çok merak ettim ama... Bakabileceğimi burayı düşünmüyorum. Burayı kapatmışlar. Bir dene bakayım, aradan bir sok kamerayı. Ne var lan burada? Burada bir şey var ya, üstü örtülü valla. Kanka siktir et lan. Valla orada bir şey var. Karşı orada bir şey var. Girek mi içeri? Kanka nasıl gireceksin içeri? He? İçeri nasıl gireceksin? Ben orayı nasıl göreceğim? Orada bir şey var kardeş. Ne var? He? Ne var? Çuval görüyorum buradan. Başka da... Kapatmış. Üstü kapanmış bir şey var baksana. Oğlum burayı niye kapatmışlar lan? Huzursuz oldum şu an. İçeride bir şey de oluyor. Oğlum şu an tüylerin diken diken. Bak toprak. Burada hepsinin üstü örtülmüş. Hepsine bir samanlık gelmiş, bir poşet gelmiş. Açıp baksak mı acaba oralara? He? Hani bir şey var mı diye merak ediyorum, anlıyor musun? Bak mesela burası full toprak ve vesaire şeylerle örtülmüş. Abi bir şey diyeyim mi? Burası tuvalet amacıyla yapılmış. Burada fazla durma. He? Burası tuvalet amacıyla yapılmış. Fazla durma. Kaç? Gidelim. Elini çekeceğiz ki. Oğlum şu an var ya öyle böyle bayağı baksana abi şuraya. Şuraya kötü bir şey geldi ya şu evin içindeyken. Bak orada bir leke var bile. Öyle göstersene. Gördün mü onu? Vallahi. Oğlum bura var mı lan bizim içeri girdiğimizde? Bir dursana, odaklamıyor. Kayıtta baksana bir ondan sonrasını. Ya ha. Bak altıma sıçarım böyle şeyler deme bak. Oğlum kanun üstünde şey izleri var lan. Oğlum bak ben kuşkandım ha, ben ilk geldiğimde yoktu burada, gündüz yoktu bak. Ters ayak görürsen... Sıçtık. Ters ayak veya kuyruğu olmayan bir hayvan falan. Kanka bu arada sıçmak da sansüre giriyor mu? Yok, o ciddi ciddi koyarım onu. Ha tamam. Bu ne lan? Baksana şuraya bir. Bu bitkinin kendisi mi kırmızı yoksa burada bir şey mi var? Bak, açıkçası şu bitki orijinal. Hayır, vallahi ben kuşkandım. Bak ama ben işte şu. Geldiğimde kırmızı mırmızı hiçbir şey yoktu sana, yemin ederim. Bak gel gidelim. Vallahi bak, 3 tane kırmızılık gördüm, bana yeter bu getkansı. Burayı sansürleyeceksin ama şu an sadece ikimizin için diyorum. Ebenin namını görmek istersen gel kalalım. Burada mı kalalım? Hayır yani. Biraz vakit geçirelim. Çevreye bakalım. Oğlum bak, etrafını dolaşacak en fazla. Ciddi söylüyorum, ben şu an ölüyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Ben hiçbir zaman şu arkaya dolaşmadım. He? Hiçbir zaman arkaya dolaşmadım ben. Hala da? Aynen. Var mıdır sence bir şey? Göstersene bir. Yani olmaması daha iyi ama. En iyisi ya bu. Şöyle. Ay bak buraya da kazık mazık çizmişler. Gözünü seveyim, gel gidelim. Bence. Gerçi. Bak. Heh. İyi valla. Ses dediğim gibi bir şey olamaz. Oğlum bak valla ben korkuyorum. Sen yok ben böyle şeyler yürü. Hani yemin ediyorum ses duydum. Duydun mu? Yemin ediyorum. Kardeş ben gidiyorum. Lan dur. Kesin. Arkası tık tık tık. He? Bokluk oluyor bir dakika tut. Ya bir dakika patır kütür suçuyorum şu an. Lan bokluk oldu yok. Yürü gidek. Çok ciddi söylüyorum. Bir dakika.
Lan kaç oğlum, bak bana garip garip bir şeyler oluyor ha. Oğlum bak, düş, yapma şöyle hareketler, gözünü seveyim. Abi ben bir şey yapmadım ama. Tüfeği düşürdüm, ödüm bokuma karıştı. Yürü gidelim şuradan. Abi baksana, temel memel atılmış buraya toptan. Kimsenin olmadığı yere böyle şeyler mi oldu, gözünü seveyim, yürü ya. Video çekeceğiz ya, öleceğiz amına koyayım, sikeceğim şeyi ya. Vallahi. Kayıtta mı? He? Kayıtta amına koyayım, ölüyorum ben şu an. Kaç oğlum, kaç, ben kaçıyorum. Oğlum yapacağın için diyorsun, garip garip ses geliyor lan. Değil mi sen?